Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün farklı bir ders okuyacağız. Yani Abdurrahman kardeşle de meşveret ettik. O da uygun gördü. Nasıl farklı bir ders? Risale-i Nur külliyatının farklı yerlerinden dersler okuyacağız. Bu bir Akgünüz'ün sohbeti veya konferansı değil. Risale-i Nur dersi. Ama farklı bir ders. Peki mevzu ne? Çünkü 6000 sayfalık Risale-i Nur külliyatı. Yani malumunuz Türkiye'de şu anda her gittiğimiz yer, hatta Arap aleminden gördüğümüz her insan soruyor. Ne olacak İslam aleminin hali? Türkiye'nin hali ne olacak? Rusya bir taraftan saldırıyor, Avrupa bir taraftan saldırıyor. Avrupa'da İslamiyet ne olacak? Sen de 15 senedir oradasın. İslamofobiye alabildiğine rüzgarlar gibi esiyor. Nasıl orada hala kalıyorsun diye soranlar bile var. İşte bugün okuyacağım Risale-i Nur dersi bütün bu soruların cevabıdır. Hollandalılara söylüyorum. Eğer 15. mektup olmasaydı ben Hollanda'da bir gün kalmazdım. Bunu bilmenizi isterim. Sebebi şu, İstanbul'u çok seviyorum. Hollanda'yı da hiç sevmiyorum. Yani şey olarak, coğrafi olarak, yoksa ülke olarak falan değil. Benim kimseye kinim vesairem yok. Ama coğrafi manada İstanbul tarihi bir şehir. İşte beni durduran üstadın tespitlerini bugün okuyacağız. Önce 1910'un sonu 11'in başlarında Bediüzzaman Hazretleri'nin İstanbul'daki o meşhur Divan-ı Harbi Örfi sıkı yönetimde yargılanması, İttihat Terakki'nin takındığı dindarlara karşı tavırlar, onlarca insanın idam edilmesi, Bediüzzaman Hazretleri için İstanbul'u sevgili olmaktan çıkarıyoruz. Çok sevdiği bir yer. Dolayısıyla Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılıyor. Batum yoluyla da Van'a giderken Tiflis'e uğruyor. O zaman Tiflis Rus işgali altında. Aslında bizim bir eyaletimiz. Gürcistan eyaleti. Ve Şeyh Sanan Tepesi'ne çıkıyor. Bunu okumayacağım hepsini. Orada biliyorsunuz biz gizli Rus polisiyle karşılaşıyoruz. Ve Rus polisi soruyor. Niye böyle çevreye dikkatle bakıyorsun? Bediüzzaman'ın cevabı çok açık. Medresemin planını çiziyorum. Nerelisin diyor Rus polisi. Özetliyorum ben. Esas bir cümle okuyacağım burada. Cevap Bitlisliyim. Rus polisinin cevabı ama burası Tiflis. Bediüzzaman'ın cevabı Bitlis Tiflis birbirinin kardeşidir. Bu cümle Sünhat kabilindendir. Bediüzzaman'ın bu cümlesi 1991 yılında gerçekleşmiş Bitlis Tiflis kardeş yeri ilan edilmiştir. Yani bu çok enteresan bir mana. Yani Rus polisi ne demek istiyorsun? İşte bu cümle. Bu cümleyle derse başlıyoruz. Bu cümleyle derse başlıyoruz. Bediüzzaman Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Burası çok önemli bir nokta. Asya'da, hocam o kitabı ver. Yani yine Risale-i Nur'dan okuyacağım da burada hepsini topladığım için okuyacağım. Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Nurun inkişafı yayılması demek biliyorsunuz. Sizde birbiri üstünde üç zulmet karanlık. Kim bu sözler? Hemen iletin sözleri yayın evine. Burada bir hata var. İnkişaf yazmışlar. Zulmetin inkişafı olmaz. İnkışadır bu. Olur iletin düzelsinler. Öyle. İnkışa eğer köylüyseniz bilirsiniz. Ben çobanlık da yaptım. Akşamleyin namazdan sonraya kaldınız mı, bazen öylesine karanlık kaplar ki insanı ürkütür. İşte o karanlığın kaplamasına da inkışa diyoruz Arapçada. Şimdi burada önemli bir müjde var. Yani şu perde-i müstebidane yırtılacak. Bunu ben en üst seviyedeki devlet adamına da dedim. Hiç endişe etme. Rusya yıkılacak. Allah. Takallus edecek, büzülecek. Ama nasıl? Şimdi göreceğiz.
Şu perde-i müstebidane yırtılacak. İstibdat perdesi yırtılacak. Takallus edecek. Yani tümüyle büzülecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Çok enteresan. Sungur abi, defalarca dinlemişim. 1959'da çok manidar demiş kardeşim. Yani ahir zamandaki o zalim Süfyan'ın biz üçüncü safhasını yaşıyoruz. Dördüncü safhaya biz yetişemeyeceğiz, sen göreceksin demiş. Gördü. Evet. Burada söz konusu olunca kardeşim, o medresenin açılışında sen bulunacaksın demiş. Bunu bize Sungur abi anlattığı zaman, yani işte 90'dan önce nasıl inanırsın sen bu işe? Sovyet Rusya yani bütün dünyayı zulmüyle ezip perişan ediyor. Hakikaten o Şeyh Yuşa Tepesi'nin, Sanam Tepesi'nin Yuşa diyorum. Yakınında bir yerde medrese açıldı, Sungur abi açılışını yaptı. Ne maşallah. Yani bu gerçekleşti. Şimdi biz birkaç hususu burada ifade edelim. Bir, üstadı dinleyeceğiz yani. Evvela Rusya'daki üç zulmeti anlatalım. Biraz sevinelim yani. Bir defa üç zulmetten birincisi 1917 tarihli Bolşevik ihtilali. İkincisi 1990 komünizmin yıkılışı. Arkadaşlar üçüncüsü birkaç sene bekleyin. Ben ağır bir şeker hastasıyım. Ne zaman vefat ederim bilmem. Görür müyüm? Bilesiniz ki Türkiye ile dalaşması Rusya'nın büzülmesidir. Ne demek büzülmesi? Kafkas ülkeleri kopacak. Tataristan kopacak. Kendi içinde paramparça olacak. Şu anda ona doğru gidiyor. Bugün çok önemli bir Washington Post'ta bir haber okudum. Diyor ki 2017 yılında Rusya iflas edecek. Yani bu enteresan. Peki üstad ne diyor? Yani burada çok önemli bir nokta. Üstad da diyor ki dinsiz millet yaşayamaz. Rusya da dinsiz kalamaz. Geri donup Hristiyan da olamaz. İnsanın ruhundaki taharrir hakikat, hakikati araştırma meyli ve arzusuyla İslamiyet'e diyor iltihak edecekler. İki tane misal zikredeyim üstadın bu cümlesine. Bir sene önce St. Petersburg'da uluslararası bir din sempozyumuna katıldım. Orada üstadın bu tespitlerini, Avrupa 2'dir meselesini ve Hristiyan kilise papazlarının İslamiyet ve Kur'an'ı kabul edişlerine dair belgeyi okudum. Bir tek Mısır asıllı bir Rus İlimler Akademisi üyesi alçak bir Müslüman maalesef itiraz etti. Başpiskopos bile ben duymadım ama Akgünüz'ün dedikleri doğru olabilir dedi. Yani ikinci sevindirici cevap, ben bunu her yerde naklediyorum. 6 sene önce Tataristan'da bir konferansa katıldık. Biliyorsunuz Rusya İslamiyet ilk defa sahabe döneminde gitmiş. Bulgar diye bir bölge var. Bulgaristan değil. 270 kilometre Kazan'a gittik, orada 3 tane sahabe gelmiş. Orayı Müslüman etmiş. Bulgarlar ikiye ayrılmış. Avrupa'ya gelenler Hristiyanlaşmış. Onlar Müslüman hala. Gittik, kabri tam belli değil ama ziyaret ettik. Manidardır bu. Yanımda 2 tane profesör var. Ankara Hukuk'un, Ankara İlahiyat'ın dekanı. Bir de bir arkadaş var. İsim zikretmeyeyim. Yanımızda da Tataristan İslam Üniversitesi'nin rektör yardımcısı. Geri dönerken dedi ki hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin ben bu tespitlerini aktarınca dedi, bir yere götürsem de sevinseniz dedi. Dedim olur. Ama yoldan çıkacağız dedi. Olur dedi. Yoldan çıktık. Dağa doğru tırmanırken hocam ben bir kısmını anlatayım, bir kısmını da görünce anlarsınız dedi. Dedi bu köyün arkasında 700 haneli bir Rus köyü var. Bunun hemen yanında vodka fabrikası. Bütün köylü hemen hemen orada çalışıyor. Geçim oradan. Ama vodka fabrikasında çalıştığı için bedava. Ya çalıyorlar ya ediyorlar. Bol bol vodka içiyorlar.
Ortalama erkek yaşı 45. Onun için hiçbir Rus kadını o köyde Rus'la evlenmek istemiyor. 45 yaşında ölecek bir beyi kim ister? Çoğunlukla çevre Tatar köyleri var. Tatarlarla evleniyor. E bundan sonrasını anlatmam dedi. Peki. Çıktık tepeye. Hakikaten 700 haneli bir köy. 3 tane binare. %60'ı Müslüman olmuş köyün. Tabii yani. Onun için bakın biliyorsunuz bizim Cumhurbaşkanımızı Türkiye'yi İslamlaştırmakla suçladı. Kuduruyor. Çünkü kendi içinde müthiş bir İslamileşme var. Yani onun için hiç endişem yok. Yahu eğer Resulullah müjde verdiyse bizim endişemize gerek yok. Birinci nokta bu. İtirazı olan var mı? Yok. Ha. Geldik ikinci noktaya. Peki bu üç nur ne? Ya bu da çok önemli bir hadise. Üç nur ne acaba? Şimdi bir üç nuru daha Avrupa'ya geçmedik. Tabii o ayrı bir mesele. Muhterem kardeşlerim, üç nurun birincisi çok açık ifade edelim. Risale-i Nur'dur. Allah. Bediüzzaman Hazretleri bunu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Diyor ki, hep diyor, ta İstanbul'a geldim geleli, bir nur görüyorum diye söylüyordum. Ama diyor, iki hata yapmışım diyor. Biri bu nurun tevili diyor. Ben diyor, bu nuru Osmanlı Devleti'nin yeniden ihyası olarak düşünüyordum. Siyaset aleminde nur bekliyordum. Meğerse hata etmişim. O nur Risale-i Nur'muş diyor. Bugün bütün dünya, bir sevindirici haber verelim. Hollandaca, Flemenkçe büyük sözler bitti. Tamam. Bir ay içinde neşredilecek. Tamam, inşallah. Mektubat inşallah yazın neşredilecek. İnşallah. Yani bura manidar. Geçen ona gireceğiz. Yani demek birinci nur Risale-i Nur. İkinci nur ise bura çok manidar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Allah Allah, İslam uyandı ve uyanıyor. Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler. Şu andaki hadiseler de bunu ispat etti. Okuyacağız bunu inşallah. Yeri gelince bir soru var, o sorunun cevabını Sünuhat'tan okuyacağız. Bura çok manidar. Bir defa Bediüzzaman Hazretleri Emevi Camisi'nde verdiği hutbede 1371'de diyor hissi kablel vuku ile Arap devletleri doğacak. İslam alimleri olacak. Bediüzzaman bunu konuştuğu zaman arkadaşlar, bir tek bağımsız Müslüman devlet yok Türkiye dışında. 30-40 tane müstakil İslam devleti doğacak diyor. Okuyorum. Nereden? Tarihçi hayatta var. Yani aynen okuyorum. Manidar bura. Bu ikinci nur. Şu anda 57 tane İslam devleti var. Kabile tarzında da olsa bazıları. Yani bu ikinci nur. Neymiş o? Çok zamandan beri esaret altında kalmış, tarihçi hayattan naklediyorum, ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan. O zaman biliyorsun Pakistan yok. Yani Hindistan dediği Pakistan, Hindistan, Bengaldeş hepsi dahil buna. Arabistan. Arabistan dediği bizim Suudi Arabistan değil. Ta Şam. Yok hayır, o da değil hocam. Şam, Irak, ondan sonra Ürdün, bütün Körfez ülkeleri ve Arap Yarımadası gibi alem-i İslam'ın büyük memleketleri birer devlet-i İslamiye şeklinde. Yok o zaman. Bura çok manidar bir olay. Ve bu 1946 tarihli dedi Abdülkadir Badıllı abi bu mektubu. Yani bunu Emeviye Camisi'ndeki hutbesinde açıkladığı gibi burada çok daha net açıklıyor. Hint'te 100 milyon, Allah Allah, 100 milyon Müslüman varmış o zaman. Yani Hindi, şimdi sadece Hindistan'da 400 milyona yakın Müslüman var. 270 milyon Pakistan, 290 milyon herhalde Bengaldeş. Maşallah. Devlet-i İslamiye, yani Pakistan'ı kastediyor ve kurulmuş. Sonradan ikiye bölünmüş. Java'da, Java dediği de Endonezya. O zaman biliyorsunuz ne kadar gülünç bir olay. Yani basit bir Hollanda'nın sömürgesi o zaman. Yani 61'de mi ne bağımsızlığını kazanmış? Ezberim yanlış yani. Yani buradaki gençler zannediyor ki dünya, İslam alemi eskiden beri böyleymiş. Alakası yok. Evet. Ve bir zaman bunu söylediği zaman
bağımsız Müslüman devlet yok. Java'da 50 milyondan ziyade bir devleti İslami, Endonezya. Ha ve Arabistan'da, Arabistan dediği benim dediğim manada 4-5 hükümet. Kim biliyor musun? Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Körfez ülkeleri. Mısır hariç. Mısır 1929'lu yıllarda bağımsızlığını kazanmış. Bir Cemahili Müttefika-i İslamiye gibi. Yani Birleşik İslam Devletleri. Arap Birliği ile İslam Birliği'ni birleştirmesindeki. Ya bu cümleyi kurarken İslam ordusunu teşkil etmeyi fikir olarak ortaya koymanın bile imkansız olduğu günler o. Alem-i İslam'ın bu büyük bayramının mukaddimesidir bu. Anladın değil mi? Demek ki 40-50 tane Müslüman devletin doğuşu ikinci nurdur. Ve alem-i İslam'ın büyük bayramı değil bu. Onun için ben bu dersi okudum. Büyük bayramı bekleyin. Anladın mı? Yani büyük bayram Cemahir Müttefika-i İslam. Burası çok manidar bir şey. Allah Allah. Şimdi İslam aleminin içinde bulunduğu şeyi, halet-i ruhiyeyi de mesele çok manidar bir şekilde. Üçüncü nur ne peki? Arkadaşlar kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, üçüncü nur Cemahir-i Müttefika-i İslamiye'dir. Yani illa Amerika gibi Birleşik İslam Devletleri değil, dost olsak kafi. Geçen bir Avrupalı profesör hesaplamış. Aman diyor, Suriye ile Türkiye birbirine dost olsa dünyada Amerika dahil hiçbir kimseye muhtaç olmuyorlar bu iki devlet. Yani o kadar ki karşılıklı birbirine yeten şey var. Bunu önlemek için yapıyorlar. Ama kusura bakmayın, sabredeceğiz. Geçen bir devlet adamına dedi, üzülme. Allah sizleri istihdam ediyor. Üzülme. İstikbal parlak. Yani Resulullah'tan müjdesini alan bir adam, şu ayetleri dinleyen bir adam üzülmez. Vallahu ya'simuke minen nas. Kastamun laikasında bunun izahı var. Allah insanlardan gelecek bütün şerler ve musibetlere karşı seni koruyacak diyor Resulullah'a. Onun yolundan gidenler de öyle. Onun için Üstad Hazretleri her şeyde diyor. Öyle değil mi? Rahmet-i İlahiye'nin ve nedir? O cümleyi hatırlayan var mı? Rahmet-i İlahiye'nin ve Adalet-i İlahiye'nin izini, özünü, yüzünü gördüklerinden Allah'ın rahmetinden daha ileri merhametlerini sürmezler ki hadiselerden rahatsız olsunlar diyor. Burası çok önemli bir cümle bu yani. Orayı okumak lazım aslında da çok uzun gider diyor. Bakın bu gayet açık. Peki üstad ne diyor? Burası çok manidar. Allah Allah. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Tembellik çok yaptılar. Yahu İspanya'nın o onlarca adası her birini Ramazan-ı Şerif'te kaçıp oruç tutmayıp 3 milyon euroya kiralayıp oturan kardeşlerimiz şimdi cezasını çekiyor. Ya. Bu musibetlerin sebebi boşu boşuna değil. Ya ama onlar okuldu demiyoruz. Bunlar uyanışa vesile oldu. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyet-i İslamiye şu anda Müslümanlar esarette. Evet. Yani bu bir vaka. Hakimiyet-i İslamiye'yi eski zaman gibi yeryüzünün yarısında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah neslati, gelecek nesil, yani biz ve sizler görecek. İnşallah. Bunu görecek. Başka bir cümlede de Zübeyir abinin enteresan bir şeyi, ecnebilerin
canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler. Şu anda Suriye'de bu yaşanıyor. Amerika'ya %1 itimat etmiyor. Orada İsrail'in hedefine doğru yönelip Türkiye'yi parçalamak istiyor. Ama innallâhe yudâfiu anillezîne âmen. Allah iman edenleri müdafaa edecek ve savunacak. İnşallah. Hiç endişemiz yok. Ecnebilerin canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler İslam dünyasında hürriyet, istiklal ve ittihadi İslam cereyanını da hızlandırmışlar. Zübeyir abi diyor bunu. Hadiseyi biliyorsunuz. Sayın eskiden başbakanla birlikte Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleşmişti. 3 sene mi 4 sene mi önce. Bir gazeteci, bizatihi ben de ağzından dinledim. 20-30 kişi diyor, çok lüks bir kafeye girdik, pahalı kahve içtik. Çıkarken ödendi demişler. Öyle deyince, yahu kim ödedi? Davos'ta ödendi demişler. Bu benzerleri çok da arkadaşlar, yani Türkiye'ye karşı olan tavır. Evet. Bediüzzaman Hazretleri okursak vakit alır. Mektubatta sonunda neşredilmiş o lahika, önemine binaen. Diyor ki, Anadolu'yu tehlikeye sokan iki büyük düşman var diyor. Buradan, bunlardan birincisi diyor, Asya'yı zir-i zeber alt üst eden, yarı Avrupa'yı perişan eden komünizm diyor. Eğer Anadolu'ya komünizm girmediyse, bunun sebebi diyor, tıpkı Çin Seddi gibi bir Seddi Kur'ani teşkil eden Risale-i Nur'dur diyor. Ve bunu açıklarken Risale-i Nur'un bütün dünyaya matbuat yoluyla, yani yayın, basın yoluyla, ister görsel ister yazılı basınla duyulması. Bak şimdi dünya dinliyor, Nur'dan haberden bizi dinliyorlar. Elhamdülillah artık televizyon kurmaya da gerek kalmadı. Yani bu orada öyle diyor. İkincisi nedir peki diyor? Bir asra yakındır diyor. Müslümanlar arasındaki bu kadar revabıt-ı maneviye ve maddiye rağmen, maddi ve manevi rabıtalara rağmen, alem-i İslam'la olan diyor irtibatın kopmuş olmasıdır diyor. İnşallah Risale-i Nur bu kopan hüvvet-i İslamiye'yi manevi rabıtaları bağlayacaktır diyor. Bu cümle nihayet müstakil İslam devletlerinin teşkilini netice vermiştir. İnşallah Teala Cemahir-i Müttefika-i İslamiye de meydana gelecek ve İslamiyet dünyaya hakim ve hükümran olacaktır. Bunun misalini Avrupa'da İslam'da vereceğiz. Üstad'dan dinleyeceğiz. Ben değil. Rahmet-i İlahiye'den kuvvetle ümit ve niyaz ediyoruz. Allah Allah. Üstad ne diyor peki? Bunu söylemeden de diyemeyiz. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini hazırlayan gaddarlar kendi menfaati için insanlık alemini ateşe veren hodgamlar, hep kendini dert edenler, alçak insi şeytanlar ise, ben bazen sert üslup kullanıyorum, ya hoca çok sivri konuşuyorsun. Birisi dedi ki, hocam sivri konuşmakla kat'i konuşmak birbirinden ayrıdır dedi. Sen kat'i konuşuyorsun. Anlatabildim mi? Bana sivri diyenler merak etmesin. Üstadı esas alıyorum. Abdurrahman kardeşim benim. Tam müstahak ve tam adalet ilahiyedir. Allah Allah. Çok enteresan bir şey. Şunu da söyleyeyim. Yani biliyorum. Yani alem İslam'la ilgili kısmı uzattım ama başka türlü üstadın ifadelerinden münazaratta diyor bunu. Eğer siz sahife-i efkarı okusanız, sahife-i efkar, yani fikirler sayfasını, tariki siyaseti görseniz, hutebayı umumi olan gazetelere umumi hatip diyor Bediüzzaman. Ama bugünlerde gazeteciler biraz perişan olmuş. Doğru konuşan ceraidi, gazeteleri dinleseniz anlayacaksınız ki Arabistan, Hindistan, Java, Mısır, Kafkas, Afrika bunu yazdığı tarih 1911. 10. O zaman Mısır da bağımsız değil. Onun için Mısır'ı da kattı. Emsallerinde 1910'da konuşuyor. O derece hürriyet fikrinin galeyanı ve kaynamasıyla alem-i İslam'ın fikirlerinde
öyle büyük bir değişiklik, inkılab-ı acib, fikri terakki ve tam bir teyakkuz netice vermiştir ki bahasına 100 sene verseydik yine ucuz olurdu. Emin olun ki Suriye'de meydana gelen hadiseler İslam alemindeki İslam kardeşliğini uyandırması öyle bir neticedir ki biz açık konuşayım. Yani 100 milyon Müslüman ölse ölmelerine acımıyor değilim. Ama bunu temin edemezdik. Son cümlem uzattığımın farkındayım. Ama Avrupa'da İslam'la alakalı üstadın tespitlerini okuyacağım. Burası çok enteresan. Bosna Harbi'nde çok üzülmüş ve ağlamıştı. Bir profesör arkadaş beni ziyaret etti vakıfta. Geldi. Akgünüz Hoca çok üzgünsün. Evet dedim, çok üzgünüm. Sıkıntılıyım. Hayır dedi. Bosnalılara üzülme. Neden dedim. Kazancımız fazla dedi. Ve bir misal ver dedim. Çok manidar bir misal. Dedi ki benim bir kız ve erkek yeğenim var. Birbiriyle evlendirdik. Dünya güzeli bir yeğenim. Dünya güzeli bir delikanlı. Fakat hanım kızımız 5 vakit namazını kılıyor. Başörtülü. Zorla başını açtırdı. Öteki. Çünkü İslamiyet'te bir şey kalmamış. Hatta namaz kılmasına engel oluyor. Bir gün mesaiden erken gelmiş. Maşallah. Hoş geldin Ali kısa kardeşim. Aman Allah'ım diyor. Çok manidardır bu. İkindi namazını kılarken hanımını görmüş. Arkadan öyle bir tekme vurmuş ki burnunu kırmış. Hocam bu delikanlı şimdi nerede biliyor musun dedi. Yahu dedi 5 vakit namazını kılıyor. Bir elini kaybetti. O tek eliyle kot pantolonun arkasına naylon seccadesini koymuş. Hem cephede hem namaz kılıyor. Sırf bu gencin imanını kurtarmak için de olsa bu şehitleri feda ediyoruz dedi. Kaldı ki şehit dediğin zaman zaten o çıkartmadadır. Böyle bakmak lazım. Hiç merak etmeyin. İslam alemi bu cemahir-i müttefika İslamiye'yi yaşayacak. İnşallah. Gelelim şimdi Avrupa tarafına. Bunlar ne olacak? Ya. Unutmayın ki ben Avrupa'da 16 yıla girmedi ama 15 yıl oldu. İki türlü yaklaşım var. Biri Avrupa'yı kafirdir, alçaktır, cihad etmek lazım falan biri. Bir grubu da maşallah Avrupalı'dan fazla Avrupalı. Yani her türlü adetine asimilasyon olmuş artık. Avrupalı olmuş. Avrupalı'dan daha ileri gitmiş hatta. Arkadaşlar, Bediüzzaman'ın koyduğu düstur herkesi şaşırtıyor. Eski Hollanda Başbakanı bile dedi ki Akgündüz, hanımın örtülü, sen şeriatı savunuyorsun. Peki nasıl dedi böyle hiç şiddete karışmadan, anarşiye bulaşmadan, yani Hristiyanlarla, Yahudilerle bir araya geliyorsun, istikbal İslam'ındır diyorsun, haykırıyorsun. Dedim ki Bediüzzaman, sözleri ona hediye etmiştim. Bu tespit başka alimde yok. Nedir o? Burada önemli bir nokta. Önemli bir nokta. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, Avrupa ikidir diyor. Anladın? Bu ayrım Müslümanlarda bile az. Ya tam düşman ya tam dost. İkisi de doğru değil. Bazıları diyor bu gavur memleketini bırakıp geçeceğim. Hayır. Sen eğer Bediüzzaman'ın müjdelerini duysan Türkiye'yi bırakıp Avrupa'ya gelirsin. Yani bu önemli bir nokta. Aktaracağım şimdi delilleri. Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, insanlığın sosyal hayatına, nafi, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları. Bu tabir de çok enteresan. Yani bunu, bugünkü teknolojiyi takip etmeyen bu cümleyi anlayamaz. Ya ne demek adalet ve hakkaniyeti? Ya mobeseler olmasaydı İstanbul'da şu anda anarşi alır giderdi. Yani yoksa mahkemeyle polisle olacak iş değil bu. Aynen öyle. Bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyor. Niye hitap edeyim ki? Belki hangi Avrupa? İkinci Avrupa. Beğenmediğimiz Avrupa şu. Tabiat felsefesinin karanlığıyla medeniyetin seyyiatının kötülüklerini, üstad bunu zikrediyor. Yani insanın aklını diyor tenvim eden, uyutan tiyatro gibi, dans gibi, sinema gibi şeyler.
mehasin zannederek, güzellikler zannederek beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyor. Geçen geylerle alakalı bir benim beyanatım olmuştu. Bütün Hollanda gazeteleri. İki tane meclis soruşturması geçirdik. Mahkemeler vesaire vesaire. Bir baktım ki önemli bir Hristiyan Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Akgündüz. Biz Hristiyanlıktan taviz verdik. Hristiyanlık diye bir şey kalmadı. Dayan! Allah. Dünya karşına geçse de dayan. Allah. Senin duacınız diyor. Yani mektup duruyor bende. Mektup duruyor. Yani biz buna karşıyız. Bir noktayı anlatayım. Çok önemli. Her yerde anlattım. Tekrar olmaz değil mi Ali Sankar? Sene 2001 yapılan bir araştırmada Hollandalı'nın %86'sı İslam ve Müslümanlara karşı. %14'ü sadece olumlu bakıyor. Ve 2010, şimdiki durum bilmiyorum, %67'ye inmiş düşman olanlar. Ve olumlu bakanlar %37'ye çıkmış. Yok, %63'e inmiş, olumlu bakanlar %67. Nasıl biz orayı terk edip geleceğiz? Kaldı ki biraz sonra okuyacağız. Demek ki Bediüzzaman'ın Avrupa'ya bakışı hiç kimsede olmayan bir olaydır arkadaşlar. Bu Bediüzzaman'a has bir olaydır. Peki Bediüzzaman bakmış da başka ikna edici şeyler de söylemiş mi? Elbette söylemiş. Benim 15 yıldır Hollanda'da sabretmemin sebebi olan 15. mektubu yazmış. Yani bu mektup. Başka yerlerde de açıklıyor ama bu mektup başka mektup yani hakikaten. Açık. Bize hocalar sorar. Hazreti İsa Aleyhisselam inecek mi? İnecek kardeşim. Ama bizim köydeki ihtiyarların anlattığı gibi inmeyecek. Babam derdi ki, Bediüzzaman'ı oku, Bediüzzaman'ı. Koca karıları dinleme derdi. Bizde nasıl koca karılar? Ali Sankartes söyleyeyim sana. Şöyle bilirdik biz, Çüngüş. Ben daha hiç ilkokulu bitirinceye kadar Çüngüş'e gitmedim. Yani 5 kilometre aramız. Hazreti İsa Aleyhisselam Çüngüş'e gelecek, kaymakamlıkta karşılanacak. Sanki başka yer kalmadı dünyada. Bizim köyde de en iyi binek beyaz eşek. Affedersiniz mi? Hemen bir beyaz eşeğe bindirecekler. Kaymakam, muhtar, bekçi var, bekçi çağıracak. Hazreti İsa geliyor. Kim gidip de elini öpmez kardeşim bunu ya. Babam derdi ki gitmediği zaman olsun. Git bunları dinleme derdi falan. Şimdi bir kısım ilahiyatçılar Nüzul-i İsa, İsa Aleyhisselam'ın inişi demek. Onunla alakalı işte bazıları işte uydurmadır diyor. Kafaları uydurma çünkü, akılları olmadığı için. Ama tevatür olduğunu hiç kimse inkar edemiyor. Mütevatir. Yani kesin hadisler. İşte Bediüzzaman Avrupa'daki İslamiyet'in geleceğini Nüzul-i İsa ile açıklıyor beyler. Bunu okumamız lazım. İki cereyan var diyor. Bura önemli. O iki cereyandan birisi malumunuz Süfyan denilen cereyan, İslam alemindeki tahribatçı şahıs. Ben hepsini okumayacağım. İş çok, yer çok çünkü. İkinci cereyan ise komünizm ve materyalizm. Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden doğan bir cereyan nemrudane. Nemrut gibi bir cereyan. Dinsiz. Gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye, materyalizm demek. Vasıtasıyla intişar ederek yayılarak. Bunu ben her yerde anlattım, tekrar edeyim. Yani 2011 veya 10'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, Amsterdam 700 bin nüfuslu, %58'i ben ateistim demiş. %13'ü Müslümanım demiş, %12 Hristiyanım demiş, %1 Yahudiyim demiş, %8'i de kedi köpek dininden. Hani o Afrika ve Hindistan'dan çıkma dinler var ya onlardan. Dehşet bir şey. Onun için Avrupalılar %60'ı ateist. Ama siyasi Hristiyan. Siyaseten Hristiyan. Wilders mesela ateist bir adam. Din düşmanı. Ama Türkiye meselesi gelince ben Hristiyanım der. Çünkü siyasi Hristiyan diyoruz biz ona. İntişar ederek kuvvet bulur, üluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Onların başına geçen en büyükleri bunun içine Mao, değil mi? Lenin, Stalin, Troçki, hepsi dahil.
Türkiye'dekileri de kemaliyle biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. İspiritizma ve manyetizmanın hadisatı nebinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebbarane, yani fevkalade zulümle, baskıyla Suriye hükümeti, aslında hükümeti yok, görünüşte hükümet. Yani millete sorulsa, yani bir nevi rububiyet tasavvur edip üluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın üluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. Benim esas okumak istediğim paragrafa geldik. İşte böyle bir sırada. Bana göre o günleri yaşıyoruz. Ha, benim kanaatim ne kadar doğru onu Allah bilir. Ama ben %90 kanaatimle diyorum ki tam o sıra bu sıra. O cereyan, dinsizlik cereyanı pek kuvvetli göründüğü bir zamanda. Aynen öyle. Düşünün, Hollanda'da eğer öğretmenseniz, devrim teorisi aleyhinde bir kelime kurduysanız, açık konuşayım, öğretmenlikten atarlar. Avrupa'yı öyle özgürlükten ülkesi falan kabul etmiyor. Özgürlük ahlaksızlığa ve İslam düşmanlığına var. Burası çok enteresan bir şey. Göründüğü, yani şu anda tam o dinsizlik çok kuvvetli görünüyor. Ha işte. Ya battı dünya. Ne olacak bu dünyanın hali? Hiç endişe etmiyor. İşte müjde bu. Hazreti İsa Aleyhisselam. Bediüzzaman Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü, indirilişin, inişini ikiye ayırıyor. Birisi bütün dünyanı ilgilendiren iniş. Bu mecazi mana ve açıklıyor. İkincisi ise hakiki manada iniş, nüzulü ise onu da açıklayacak. Önce birinciyi okuyacağız. Zaten bizim müjde kaynağımız da bu. Şimdi şahsiyet diyor ki, ne demek böyle bir zamanda? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan, manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Bunu Milli Güvenlik Kurulu Akademisi, Hollanda'nın akademisinde 150 tane papaz ve profesöre anlattı. Dediler ki, yahu Akgündüz, bu nasıl bir iddia? Yani hakiki Hristiyanlık dini ortaya çıkacak diyorsun. Sahte mi bu? Evet, sahte. Yüzler. Ama devamını okumadan söyleyeyim, delilin ne dediler. Dedim, delilim iki tane. Bir, Hazreti Resulullah'ın hadis-i şerifi. Diyor, Subhanallah, innekum ümmetine sesleniyor siz. Setusalihune rûme sulhen amina. Dindar Hristiyanlarla, Rum'dan kasıt o, çok emniyetli bir barış anlaşması yapacaksınız. Sümme tegzûne entum vahum aduvven min maraikum. Sonra siz onlarla beraber müşterek düşmanlarınıza karşı savaş yapacaksınız. Üstad ahlaksızlık ve ateizm diyor, dinsizlik diyor. Biliyorsun o Hristiyanlarla olan meselede, başka yerde, mektubatta da var bu. Sümme tehlibun, galip geleceksiniz. Ve tehtenibun, büyük kazanımlar elde edeceksiniz. Ve teslimun, ve huzurlu bir dönem yaşayacaksınız. Dedim, birincisi bu, peygamberimin müjdesi. İkincisi peki, ona çok hoşlarına gitti o. Dedim ki, bak, biz Müslüman olarak imanımız şudur. Bu dünyada hayır her zaman galiptir. Şer bazen galip olur ve galibiyeti muhakkaktır. Şu anda şer galip dünyada. O zaman iki şık var. Ya bu galibiyet devam edecek, o zaman kıyamet olacak. Ben buna %5 ihtimal veriyorum dedim. İkinci şık, şer mağlup olacak, hak galip gelecek. 95 nazarıyla bakıyorum ben. Onun için böyle neşeliyim ve açık konuşuyorum dedim. Siz de gelip namaz kılacaksınız camide. Tabii canları sıkılıyor ama bir kısmı seviniyor. Bu cümleyi tek, demek birinci nüzulünü okuyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinde
manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki sevilik dini zuhur edecek, ortaya çıkacak. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından. Burası çok önemli. Ya işte hocam adamımız yok, İslamiyet'i anlatamıyoruz, dil bilmiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Allah sana hayır versin. Yapacak olan rahmet-i ilahiye. Sen sadece gayret göstereceksin, sebep olmaya çalışacaksın. Yoksa bizim ne halimize ki Avrupa'ya İslamiyet'i nakledelim, anlatalım. Gayret göstereceğiz. Bakın bu cümle çok önemli. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hazreti İsa'nın nüzulü bu demek yani. Allah'ın rahmet senasından, semasında hakiki Hristiyanlık inecek. Ne demek yani? E şimdiki Hristiyanlık ne olacak? Karışık. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, safileşecek. Yani açıklıyor, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hurafelerden ve yapılan tahriflerden sıyrılacak, hakaiki İslamiye ile birleşecek, İslam'ın hakikatleriyle. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Bakın bir zamanlar diyalog meseleleri ile zirvedeyken, efendim işte yani bunu söylemeyelim. İnne dine alel indallahi el İslam'ı fazla okumayalım. Allah katında tek din İslamiyet'tir. İşte karşı tarafı da rahatsız etmiyor. Ne demek ya? Allah Allah. Bu yüzden çok tenkit edildim ben. Hocam Avrupa'dasın bunu kur. Ulan mübarek Rabbim konuşuyor. Ben mi konuşuyorum? Öyle dedi bu 150 tane Hristiyan profesör ve papaza. Siz bize tabi olacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de. Hadise bu kadar basit. Bir şey söyleyeyim duymamış oldum. Geçen yüzün üzerinde Hristiyan Üniversitesi'nden talebe geldi. Aman onun rektörü dinlemesin bunu Abdurrahman kardeş. Gerçi rektör de çok kıymetli bir arkadaş yani. Hristiyan, yani meşhur bir adam. Onun bir tane kızcağız gelmiş bizim samimi olan talebelerimize. Demişler ki, siz Müslüman mısınız? Evet demişler. İslamiyet bu mu demiş? İkram, konuşma, anlatma. Dersi de hocamız çok güzel anlattı. Risale-i Külliyatı'nı 5 defa Arapçasını devreden bir hocamız. Demişler ya biz o zaman Müslüman olmamızda hiçbir beis yok, engel kalmadı. Bir gün yani. Öyle. Yani olacak. Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Hurafattan, hurafelerden ve tahrifattan sıyrılacak. Hakaik İslamiye ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsi manevisi tabi olacak ama İslamiyet metbu makamında kalacak. Yani esas tabi olan, olunan din İslamiyet. Dini hak bu iltihat neticesinde azim bir kuvvet olacaktır. Daha enteresan, hem acı hem de tatlı bir tespiti. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Maalesef şu anda öyle. İttihat neticesinde Hristiyanlık gelip katılınca, birleşme olunca dinsizlik cereyanına galip gelip dağıtacak. Dinsizliği dağıtacak. Tam bu istidattayken, bu kabiliyet oluşmuşken işte İkinci nüzul bu, gerçek nüzul bu. O dini hak cereyanının başına geçeceğini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir muhbir-i sadık, doğru sözlü bir haberci. Kim o? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir kadir-i külli şeyin vaadine dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey olan Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır. Hazreti İsa'nın nüzulünü inkar edenlerin kafasına balyoz gibi vuruyor Bediüzzaman Hazretleri. Tamam da biz de görecek miyiz? Tabii uyumayanlar görecek. Uyuyanlar görmez. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Bunu unutuyorlar. Onun mukarreb ve havası çok yakınları Nuri İmanlı onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde 2x2=4 eder derecesinde herkes onu tanımayacak. Peki hocam, tamam da Bediüzzaman burada konuşuyor. Delil var mı sana? Okuyalım değil mi? Çok
Çok uzattık mı? Yorulduk mu? Abdurrahman Kadir'de sınırın var mı? Yok. İki tane delil zikredeceğim. Bir, Kastamonu laikası. Muhterem kardeşlerim, istikbal, par. Yeter ki biz sabredelim. Dünyevi hadiseler bizi boğmasın. Hizmetimize devam ederiz. Nedir bu? Burası çok önemli bir hadise. İki tane delili var bu 15. mektubun. Birincisi ikram ilahi. Peygamberimizin bir hadisi ve Bediüzzaman'ın onu açıklaması. O ikram. Bir de ikram demek biliyorsun, olağanüstü bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kullara vermesi. Bir de Allah, şu dünya imtihan dünyası olduğu için, düşmanlarına da olağanüstü başarı veriyor. Bunu ben çok anlattım. Buna da istidraç diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim, estağfirullah, senestedricuhum ve umli lehum inne keydimeti. Allah. Biz diyor onlara olağanüstü başarı vereceğiz. Min haysul a'lemu devamlı da. Ha, o ayrı. O ayrı. Şimdi burası çok enteresan tabii. Min haysul a'lemu. Ve umli lehum. Yani onların cezasını imhal edeceğiz. Erteleyeceğiz. Bediüzzaman diyor ki evet bu dünyada imhal var ama ihmal yok. Allah düşmanlarının cezasını ihmal etmez. Merak etmeyin. Rus'un da kafasını ezer. Hiç endişem yok. Ve umli lehum. Yani onları geciktiririz biraz. Fakat Allah'ın o cümlesi çok hoşuma gidiyor. Rabbimin cümlesi. İnne kerdimeti. Benim planım çok sağlamdır diyor yani. Şaşmaz benim planım. Bakalım neymiş o plan? Burası çok enteresan. Önce ikramı okuyacağız. Sonra istidracı. İkram Kastamonu laikasından. Aynen okuyacağım. Uzun da olsa. Ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. La tezalu taifetun min ummeti zahirine alel hak hatta ye'ti Allahu bi emri. Yani ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hakkı müdafaa etmeye, zahirane ve galibane hakkı sürdürmeye devam edecekler. Ramazan-ı Şerif'te 10. günün 2. saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakitlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. La tezalu taifetun min ümmeti şedde sayılır, tenbih sayılmaz. Makam-ı cifrisi 1542. Demek ki 1542 Hicri'ye kadar ehli imanın, İslam'ı tebliğ eden insanların devamı Allah-u Alem. Biz işaret diyoruz buna. Kesin haber değil. Bu gaybtan haber değildir. Buna işaret derler. İşaret mümkün. Nihayet devamına ima eder Allah 1542. 1506, 2083 olduğuna göre 40 sene ilave edin 2083'e demek ki 3020'ler. Ulan keselim. Matematiği de unuttuk ya. Doğru söylüyorsunuz. Ha, anlatın da. Hele ben yaşlıyım. Size ne olmuş? Ha. La ya'lemul gaybe illallah. Zahirine alel hak. Esas bura. Hakkı açıktan müdafaa ve galibane izah ederek. Bu da makam-ı cifrisi 1506 diyor. 2083'tir arkadaşlar. Yerde de öyle diyor. Öyle mi? Öyle değil. Allah konuşturdu. Yani en az 1000 yıl isteriz diyor ya üstadım. En az 1000 yıl. İsteriz diyor da işaret öyle değil. Neyse senin dediğin olsun. Senin de isteriz öyle. Bu tarihe kadar zahir, açıktan İslamiyet'in galibiyeti devam edecek ve aşikarane. Açıktan belki galibane. Sonra ta 42'ye kadar. 1542, 1120 mi diyeceğiz artık? Ha, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. Ne demek remze yakın ima eder? İşaretler farklı. Arkadaşlar sarahaten bunu açıklıyor derseniz doğru değil. Ama bir işaret var. Mesela Raif abi burada. Bu işaret. Anlatabildim mi? Arkadaşlar dikkat edin. Gazetecinin birisi yayın yapıyor. Ha bu da ima. Abdurrahman Rıza işaret ediyor bu da. Anlatabildim mi? Ya sizden misal vermeyeyim.
Şimdi birine diyorum ki, Raif abinin evinin önü kül yığınıdır ha. Ne demek bu? Evinde çok ateş yanıyor, ocağı hiç durmuyor. Demek ki hep yemek pişiyor. Demek ki misafiri çok. Demek ki çok cömerttir Raif abi. Bu da remz dediğimiz. Anlatabildim mi? Yani başka da yani böyle. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri bu hadis-i şerif bunu gösteriyor demiyor. Açıktan değil. Yani remzi derecesinde diyor bir ima ve işarettir. Buna kimse itiraz edemez. Ha daha başkası da var. Şimdi la ya'lemul gaybe illallah diyor. Hatta yetiyallahu bi emrih de şedde sayılır. Makam-ı Cifrisi 1545 olur. Kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. Zaten Bediüzzaman başka bir yerde de bundan sonrasını la ya'lemul gaybe illallah diyor. Ondan sonra meseleyi şey açısından da izah ediyor ama vaktimiz az olduğu için biz orayı bırakıyoruz. Yani Fatiha'da da bu meseleyi teyit eden İşaretler var. Daha başka şeyler var çünkü. Başka bir mesele var. Şimdi gelelim istidraca. Söyleyelim değil mi? Evet. Ya arkadaşlar istidracı yine üstattan nakledeceğim ama yani maksat daha rahat olması için nakledeceğim. Şimdi güzel kardeşlerim. Evvela şunu ifade edeyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifini hatırlatıyor. Bir gün gelecek Hristiyanlarla tam bir emniyet içinde barış yapacaksınız. Siz ve onlar yani Müslümanlar ve Hristiyanlar kendilerinin dışında müşterek bir düşmanla birlikte savaşacaksınız. Galip gelecek ve çok kazanımlar elde edeceksiniz. Huzurlu bir dönem yaşayacaksınız diyor. Bu hadis-i şerifin ikram yoluyla olan izahını üstattan dinledik. 1506 demek 2083 demek arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bura bitti. Ve izahını yaptık. Şimdi sıra geldi istidraca. Bunu yanlış duymadınız. Andrew Breivik denilen bir adam var. Norveçli. 70 tane masum denecek küçük yaşta çocukları öldürdü biliyorsunuz. Kaç sene oldu? 200 sene oldu. Norveç'te. Çok enteresan. Londra'da bu adam yani 2011 yılında 2083 manifestosunu yayınladı. Bunun ilk nüshası bende var. 1500 sayfa İngilizce. Bana göre bunu Papa ile birlikte hazırladılar. Eski Papa müthiş bir İslam düşmanıydı. Alman asıllı. Bu Papa ahmak bir Güney Amerikalı. Aynen öyle. Yani öyle. Düşmanlıktan falan da yapsa da anladığı yok yani. Başkaları idare eder. Ama eskisi öyle değildi. Birebir şeyde Avusturya'da tartışma yaptık henüz şeyken yani Almanya'da önemli bir makam bakandayken kardinalken özür dilerim bu diyor ki bu kitapta 150 sayfayı üstadı tasdik etmek için ayırmış müthiş bir araştırma diyor ki 2000 yılından itibaren İslami Müslümanlarla Hristiyanlar arasında savaş başlayacak diyor. Şu anda o savaş devam ediyor. Maddeten de devam ediyor, fikir yoluyla da devam ediyor. Bu savaşın diyor üç safhası var. Birinci safha 2000 ile 2030 yılı diyor. Kendi ifadesi. Avrupa'nın diyor %25'i Müslüman olacak. Biz mağlup, Müslümanlar galip gelecek diyor. O kadar açık ki. Yani gerçi var. Müslümanlar 2050 yılında Avrupa ve Amerika'da ikiye kat. Hayır bu öyle demiyor. İkiye katlanma değil. İkinci safha ayrıntılar var. Yani aslen Müslüman olanların artışı, Hristiyanlardan dönenler hepsini anlatıyor. Ben onlara ayrıntıya girmiyorum. İngilizce olarak metne ayrıldım. İkinci safha 2055 diyor. Bu safhada da biz mağlubuz. Müslümanlar galip. Çünkü diyor Avrupa'nın %40'ı Müslüman olacak diyor. Üçüncü safha 2083 diyor. Üstad'la birleşmesi çok manidar. Yani istidraçla ikramın birleşmesi. Maalesef yine biz mağlubuz Müslümanlar galip. Avrupa'nın %60'ı Müslüman olacak diyor. Allah'ım.
Ama diyor, üzülmeyin. Çünkü diyor, 2083'ten sonra biz galip olmaya başlayacağız. Müslümanlar mağlup. Ve diyor, Avrupa'da Müslümanları kovacağız diyor. Çok manidar değil mi? Evet. Eğer uzadı demiyorsanız, bir yer daha var Sünuhat'ta. Ya. Biliyoruz. Bu da çok önemli bir hadise. Çok önemli. 12'ye kadar devam edeceğim. Evet. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bunu da okumadan hiçbir şey olmaz. Anlatabildim mi? Yanlış olur daha doğrusu. Yanlış olur. Ne yapıyor? Rusya'daki esaretten geri dönüyor. Ve İstanbul perişan durumda. Maddeten ve manen. Maddeten İngiliz işgali vesaire işgal başlamak üzere. Manen de İttihat Terakki gibi dine uzak sayılabilecek bir parti gitmiş. Onları bile dindar kabul edip mülteci diyecek daha kötü bir parti iktidara gelmiş. Yani Hürriyet ve İtilaf Partisi. Herkes ümitsiz. Bedirzemanları işte o 1918 Eylül'ünde rüyada bir hitabe diyebildiğimiz meşhur bir sadık rüya. Orayı okumayacağım. Uzun uzun orada diyor ki, yani bütün asırların manevi mebuslarından, temsilcilerinden oluşan bir meclis. Ki Resulullah da orada, rüyada. Bana dediler ki diyor, ey helaket felaket asrının adamı. Sen de reyini beyan eyle. Üstad uzun bir açıklama yapıyor. Harika, onu okumak lazım. Ama sonunda şöyle diyor. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gül sada İslam'ın sadası olacaktır. İşte burada soru geliyor. Meclisten soru. Yahu diyorlar. Biliyorsunuz mağlup düşmüşüz. Bir yerde üstad 4,5 milyon diyor. Bazı yerlerde 5,5 milyon diyor. Herhalde Kurtuluş Savaşı ile hesaplarsanız. 5,5 milyon şehit vermişiz. %30'u gitmiş. Evet, %30'u gitmiş. Musibet cinayetin neticesi. Mükafatın mukaddimesidir. Ah, bunu Müslümanlar anlasın. Buna Suriye'de dahil, Mısır'da dahil, Türkiye'de dahil. Yani bir musibet geldiyse mutlaka bir cinayet vardır ki geliyor. Ama bir mükafat da, mükafatın da mukaddimesidir yani. Allah musibet verdiyse. Tabi musibeti üstad ikiye ayırıyor. Bunu unutmayın. Bunlardan birincisi, Allah korusun, dine gelen musibet. O çok tehlikeli. Bir de diğer musibetler. Yani bir nevi Rabbimizi hatırlatan musibetleri kastediyoruz. Şimdi soru şu. Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdirdiniz ki şu musibeti musibetle hükmetti? Niye? Hangi suçu işledik ki Birinci Dünya Savaşı geldi? Bütün İslam aleminin sorması lazım. Hangi suçu Mısırlılar işledi ki Sisi gibi bir alçak geldi devlet başkanı oldu? Ne oldu ki Suriye'de bu kadar kanlar akıyor? Biz o kardeşlerimizi suçlamak için konuşmuyoruz. Ama nefis muhasebesi olmadan hiçbir şey yapılmaz. Ha, musibeti amme, yani umumun üzerine gelen musibet, ekseriyetin hatasına tereddüt. Çoğunluk. Hazırda mükafatınız nedir? Müthiş bir soru. Dedim, mukaddimesi 3 mühim erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. 3 mühim imanın, İslam'ın rükünleri var. Nedir o? Sala, 5 vakit namaz, oruç ve zekat. Bunları ihmal ettik. Bakalım ne oldu? Zira 24 saatten yalnız 1 saati Allah 5 namaz için Halik Teala bizden istedi. 1 saat. Abdestle beraber farzlar 1 saatten fazla almaz. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat hem de talim, meşakkat, tahrikle hem de abdestsiz bir nevi namaz kıldırdık. Siz misiniz günde 1 saate ibadete ayırmayan? Aha size 5 sene hem de abdestsiz. Ne teyemmümü? Süründürüyor. Teyemmüm de yok. Teyemmüm edecek vakit de yok. O talimi, işkenceyi, cephedeki kaçmayı, vuruşmayı namaz olarak şey yapıyoruz.
Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedik. Nefsimize acıdık. Kefareten biliyorsun bozulan orucu yerine tutulur ya. Tıpkı kefaret olsun diye 5 sene oruç tutturdum. Hem de sahursuz iftarsız. Aman ya Rabbi. Babam derdi ki evladım. Annem derdi. Meşe ağacında kuzu deriz biz. Böyle onun kozalak yani ama kuzu deriz biz ona. Onu getirir. İçini pilav gibi kavurur. Acı acı midemizi doldurmak için yerdik derdi. Ondan bu da zekat. 40'tan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Buhrettik. Cimrilik ettik. Zulmettik. O da bizden müterakip birikmiş zekatını toplamaktı. Ben bir hatıra nakledeyim. Sene 1990. Biliyorsunuz Körfez Harbi başlamış. Bizi Mehracan-ı Cihat diye Suudi Arabistan davet etti. Profesör Servet Armağan, Salih Özcan abi ve ben. Gittik. Hatta otelimize de Sukut füzesi düştü. Değiştirdiler yani. Saddam'ın füzesi düştü. Şimdi tabii vardık. Ben de konuşma, yani isteyebilirim. Resmi konuşmacı değilim. O zaman Kıraafet var. Bütün bu Abdullah da öldü gerçi o da. Bu yoktu daha, gençti bu. Abdullah da orada veliyül ahd vesaire. 2500 kişilik salon dolmuş. Bütün, biz de 117 kişiyiz bütün İslam aleminden. O zaman bizim Kabe'nin içinde namaz kıldırdılar bize. Yani her tarafa ikişer rekat kıldık. Yani neyse herkes konuşuyor. Her çıkan zalim Saddam, kafir Saddam, hain Saddam her şeyi söylüyor. Önce bir benden önce bir Hindistan İslam cemaati lideri kalktı. Dedi ki ben bu toplantıyı terk ediyorum. Hayırdır dediler. Herkes dikkatle dinliyor. Kral da orada. Dedi vallahi 1,5 gündür dedi. El milletül arabiye, el milletül arabiye. Vallahi billah ben Arap değilim dedi. Siz burada Arap milletini savunmak için buradaysanız ben yokum dedi. Ben İslam kardeşliği için gelmiştim. Aa gidiyorum dedi. Böyle bir konuşma. Alkışlandı ama herkes. Sıra geldi deli Akgüntüs'e. Böyle ne yapacaksın? Ben de bunu hazırlamıştım Arapçasını. Yahu dedim tamam. 2 gündür hemen hemen zalim Saddam, hayır Saddam, katil Saddam, kafir Saddam. Yani bunların kafir hariç hepsini kabul ediyorum dedim yani adam. Her türlü pislik var adam. Tamamdır dedim acaba şu körfeze dökülen petrol birikmiş zekatımız olmasın dedim ya. Ve bunu okudum. Yani uyarlayarak yani Arapça olarak konuştum. Servet abi dedi ki bu akşam seni dedi yurt dışına çıkarırlar dedi yani seni artık. 3 defa canlı yayında tekrar verdi. Allah. Çok etki etmiş yani bu. 3 defa tekrar zulmet. Tabii mi? Allah kanı. Onun için el cezau min cinsin amel. Allah'ın vereceği ceza yaptığın amelin cinsinden. Ceza illa kötü değil. Müsbet de olur mu? Karşılık. Peki mükafatımız ne? Bu da önemli. Bu cümle de önemli. Mükafat hazırlamız için Suriye ve Irak için de geçerli. Fasık, günahkar bir milletten Humsu, 1/5, 4 milyon, başka yerde 4,5-5,5 diyor, velayet derecesine çıkardı. Hepsi şehit. Yani bu adam namaz kılmasa da imanlı olmak şartıyla şehit olduysa evliya olur. Ya, gazilik şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet, mazi günahını sildi. Onun için netice itibariyle hiç endişe etmeyin. Bütün dünyada iman ve Kur'an hizmetleri hızla devam ediyor. Bu devam ettiği müddetçe boşu boşuna kıyamet beklemeyin. Ne Ruslar koparabilecek ne Amerikalılar. Bir şey söyleyeyim. Allah'a şükrediyorum. Surinam 800-900 bin nüfusu olan bir yer. Yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim. Biz oraya Risale-i Nur, Kur'an ve benzeri şeyler gönderdik. Allah şahit 6 ayda bir vakıf kurduk orada. O vakfın şu anda 200 tane talebesi var. Tekrar
6 tane risale-i küçük risalelerden 100'er adet istemişler. O da gönderdik. O Şeyh Efendi diyor ki oradaki hocamız, ya hocam diyor, böyle bir tahminde bulunmak mümkün değil diyor. Geometrik diziyle artıyor namaz kılanların sayısı diyor. Kainatta ve bütün dünyada böylesine hizmetler devam ederken Cenab-ı Hak merak etmeyin, kıyameti başımıza koparmaz. Ama işte her musibet bir cinayetin neticesi, bir mükafatın da mukaddimesi. Ya Rab, yeteri kadar cinayetin neticesi olan musibetten Müslümanlar mağdur oldu. Mükafatımızı bir an önce bekliyoruz diyoruz. İnşallah. Aslında Türkiye o mükafatı şu anda tadıyor. Ya her ne kadar bir kısım terör grupları rahatsız etmek isterse de bütün dünya bir araya gelse Türkiye güçleri yetmeyecek. İnşallah. Yani çünkü Seddi Kur'ani bunlara mani olacak. Bunu bilmenizi isterim. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Sen de yuridune liyutfi'u nurallahi bi efvayimi. Oku bakalım hocam. Evet. Haydi. Gel hocam, buraya yaklaş. Efendim çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Çok muhteşem bir ders dinledik. Üstattan dinledik. Evet. Şimdi, Allah razı olsun. Evet, sizin... Aşırı okuyacaksınız. Evet. Bu ayet-i kerimeyi okumak istiyorum. Oku, ben. Nur suresi, kısaca. Aynen. Nur suresi 55. ayet-i kerime. Aynen. Değerli hocamızın anlattıklarını özetleyen bir ayet-i kerime bu. Nur suresi, evet. 55. ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor o ayet-i kerimede. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah sizden iman edenlere, bir kısım iman edenlere söz verdi. Efendim üç tane... Ve salih amel işleyenlere. Evet, salih amel işleyenlere söz verdi. Üç tane sözü var Yüce Rabbimizin. Çok tatlı bu. Evet. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde sizi egemen bütün mevcut hakimiyetlere rağmen sizi hakim kılacak. Evet. Cemestahnefellezine min kablihim. Yani nitekim onlardan önce nicelerini. Evet, onu evet. Geçiyoruz. İkincisi ve le yumekkinenne lehum dinehumul lezir tedalehum. Çok tatlı bir cümle. Allah razı olsun hocam. Evet. Zaten kendisinden memnun oldu, razı oldu. Bizim için seçtiği İslam dinini yeryüzünde sağlamlaştıracak. Yerleştirecek. Yerleştirecek. İnşallah. Efendim üçüncüsü böyle gibi dilenlehum min ba'di khaufihim emna. Vay hocam ya. Tam müjde bu ya. Bu, tam hocam, hocam siz bu eksik akşam, akşam sülühat işte daha hocam. Allah'ın izniyle bütün korkulara rağmen o korkulardan sonra emniye güveni güvenle değiştirecek. Ya'buduneni la yushrikune bi şey'a. Şartlar. Bana ibadet edecekler. Bana şirk koşmayacak. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bütün bu nimetlerden sonra kim inkara giderse ulan zaten zararın içine batmış bu adam. Evet. İkinci ayet hocamla alakalı. Estağfurullah. Hocam gerçekten İslam'ın bir müdafiği. Estağfurullah. Allah rızası değil mi? Rabbim ayeti adeta seçmiş. Sen ama kesebilirsin niye? Ha bu biraz şeye evet, giriyor. Evet. Yok. Ha, Allah razı şimdi olsun. Bazı şeylerin tezahürleri. Hocam estağfurullah. Allah razı olsun. Muhataplarınız size. Allah razı olsun. Çünkü biz sizi bir İslam müdafiği, bir mücahit olarak görüyoruz. Niye hocam böyle özgüven içerisinde? Onun nedeni. Bilmiyorum. Onun nedeni. Estağfurullah. Cenab-ı Allah yine İbrahim suresinde evet. Efendim Şecere-i Mübareke bağlamında anlatırken yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahiret. Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette kavli sabit de ayakta tutar. Kavli sabit dediği kesin konuşma. Hocam ben kavli sabiti bulmuş. Yani sabit söz. Hakikate dayanan söylem demektir. Kaynağını bulmuş, hikmeti bulmuş değerli hocam. Ona iman etmiş. Onunla birlikte ayakta duruyor. Dolayısıyla İddiası olanın davası vardır. Davası olanın duruşu vardır. Ve duruşu olanın da duası vardır. Allah razı olsun. Evet. Değerli hocam bu akşam gerçekten bize Kur'an'ın hakikatlerini bize konuşturdu. Şimdi hakikatleri ikiye ayırmak lazım. Bir Kur'an'da yazılı olan hakikatler, bir de hayatın içerisinde gözlemlediğimiz, adeta yaşamış olduğumuz hakikatler. Üstad bunları yaşamış. Bunları görmüş, ayetlerle bağlantısını kurmuş ve sunmuş. Ona ebediyet kazandırmış adeta. Yani gelip geçer tarihte olan bir olay değil. Hala da onun ruhu devam eder. Devam eder. Evet.
Haydi hocam. Evet, bu ayet kelimeyi okuyayım inşallah. Oku hocam. Ne istersen onu oku. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Biraz yaklaş hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Va'adallahu allazina amanu minkum ve'amilussalihat. Amenna. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَوْفًا مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا Maşallah hocam tam hitamuhu misk yaptı ya.